Herkese merhaba, ben Celil Sadık. Ben Kemal Akçay. Bugün underrated filmlerden mi konuşuyoruz Kemal? Ya underrated derken tabii ki değeri verilmemiş, hakkı yenmiş filmler de diyebiliriz. Çünkü direkt underrated deyince linç yiyebiliriz. Neden İngilizce konuşuyorsunuz? Türkçe Yani. çevirisi var derken. Evet. Ama underrated kelimesini seviyorum ben. Sık sık da kullanıyorum. Zaten çok kullanılan da bir şey olduğu için halk arasında da hiç kimsenin böyle gelip de "Abi hiç küçümsenmiş filmler hakkında ne düşünüyorsun?" dediği duymadığım bir şey. Peki bu aynı zamanda şey de konuşacağız. Yani hani bunun gibi underrated tabloları da konuşacağız biraz. Filmler ve tablolardan gideceğiz karışık. İstersen filmler değil tablolardan başlayalım. Çünkü Olur. sebebi şu. Her ne kadar hiç hazırlanmadık desek de konu başlığını Celil'le birlikte öncesinde belirlemiştik. Ben de açtım Google'ı. Tabii ki bırakın Celil'le karşılaştırmayı. Genel olarak sanat tarihiyle ilgili çok büyük bir bilgimin olduğunu düşünmüyorum. Tablolara baktım ve işte değeri verilmemiş tablolar ne olabilir diye baktığımda bütün tablolar çok hoşuma gidiyor. Ve tablolara baktığımda değeri verilmiş mi verilmemiş mi tabloya bakarak anlayamıyorsunuz. Ama sonrasında şöyle bir düşüncem oldu. Benim Fransa'da Louvre Müzesi'ne gitme şansına eriştim. Orayı gezerken tabii ki bütün tarih öncesinden başlayıp günümüze kadar neredeyse her sanat akımından en azından bir örnek müzede bulunuyor. Ve tabii ki müzenin en önemli eseri Mona Lisa. Şimdi Mona Lisa büyük bir salonun içerisinde sergileniyor ve Mona Lisa dışında bir sürü tablo var. Fakat Mona Lisa sadece 3 metreye kadar yaklaşabildiğiniz. Tablonun boyutu aşağı yukarı neydi 77 santim boyunda. 77'ye 50 küsür. 77-50 küsür aslında çok da Minik. büyük bir tablo değil. Evet. Ve insanlar deli gibi kuyrukta birbirini eziyor fotoğraf çekmek için. Ama bütün duvarlar başka tablolarla dolu ve hepsi yani baktığım zaman Mona Lisa'dan iyiydi. Mona Lisa'dan iyi mi kötü mü bilemem ama hepsi çok değerli ve çok Kesinlikle kaliteli öyle. olduğunu Evet. düşündüğüm Onlar da kaliteli. tablolar. Evet ben belki Mona Lisa'nın neden iyi olduğu ile ilgili bir iki bilgim var. İşte yok altın kural, alan derinliği, onun dışında gülümsüyor mu, gülümsemiyor mu? Sen birazdan daha Mona Lisa'yı yapan unsurları daha iyi açıklarsın ama şu soruyu sormak istiyorum. Neden Mona Lisa'yı insanlar bu kadar değer verirken, aslında overrated diyebileceğimiz belki de bir kavramın içerisine Evet. girerken, diğer tablolar onun kadar değer verilmiyor? Resim şey vardır sanat tarihinde. Resim ressamından sıyrıldığı yani anda ressam resimle işini bitirip de öldükten sonra, resim satıldıktan sonra da bir yere konduktan sonra artık resmin kendi başında bir hikayesi başlar. Tabii ki de biz onu ressamdan ayrı düşünemeyiz. Bugün bir Picasso tablosu şu şekilde satılıyor. Altında Picasso'nun imzası olacak şekilde. Ama biz Picasso'nun tablosuna müzede bir saldırı gerçekleştirirsek, onu yumruklarsak ki Manet'in tablosu yumruklanmıştı. Bunun değeri artar. Banksy'nin bugün işte birkaç sene önce kırmızı balonlu kızda yapmaya çalıştığı tablonun kendi kendini yok etmesi olayı aslında biraz da bunu anlatıyor. Ve ne oldu tablo? Atıyorum. Şu anda hani tam rakamını bilmiyorum ama 1 milyon dolarsa 10 milyon dolar oldu kendini yok ettikten sonra. Tablonun altına bir sistem yaptı Banksy ve tablo kendi kendini yok etti. Şimdi sanatçı eserinden ayrıldıktan sonra, Leonardo öldükten sonra Mona Lisa ne oldu? Onu bir bilmek gerekiyor. Yani çok uzun yıllar her zaman top seviyede bir resim miydi? Hayır. 1900'lü yıllarda çalınıp 2 sene kayıp kalmasıyla her şey başladı aslında. O senin diğer müzede mesela şeyi gördün mü? Mona Lisa'nın tam karşısında Veronese'nin 9'a 6 falan büyüklüğünde dünyanın en büyük tuval üzerine yağlı boya Kanada Düğün adlı bir eseri var. Devasa bir resim. Böyle bir yemek sofrası, ziyafet. Pek çok imparator bulunuyor resmin içinde. Kanuni Sultan Süleyman da sofrada, İsa ile birlikte sofradaki insanlardan biri mesela. Bence manierist sanatın ve yüksek rönesansın geldiği en iyi noktalardan bir tanesi o eser. Ve hem büyüklük olarak hem de önem olarak Mona Lisa'nın karşısında dikilmesine rağmen herkes esere kıçını dönüyor bir noktada. Çünkü Mona Lisa'yı görmek istiyorlar. Biraz reklam ve PR aslında. Mona Lisa'nın çalınmış olması, çalındıktan sonra bulunup müzeye konduğu andan itibaren aşırı bir şey oldu. Gizem yaratıldı ve Leonardo'nun da biraz tuhaf bir karakter olması, işte tersten yazılar yazması, biraz gizemli kalması
öykü yazarlarının işine geldi. Bunu sanki Mona Lisa ve Leonardo'nun arkasında böyle gizli güçler varmış, gizli şifreler varmış gibi herkes öykü, roman, kurgu şeyler yazmaya başladı. Sonucunda Mona Lisa çok ünlendi yani. Bu tabii ki de var bazı önemli teknikleri. Ahşap üzerine yağlı boya İtalya'da ilk yapan, Van Eyck Hollanda'da ilk yapan ama İtalya'da ilk Mona Lisa ile başlıyor. Sfumato eritme dediğimiz çok önemli bir teknik. Yani arka planı, flu öndeki figürün etkini bugün fotoğraf makinalarımızla yaptığımız şeyi yapmasını sağlıyor. Çok gerçekçi bir resim. Bu tarz özellikleri var ama öyle çok da bir numarası yok. Onun dışında yine müzeyi gezmeye devam ettiğimde sanırım Kuzey Barok eserlerinin sergilendiği bir odaya girdim. Ve orada bir yaşlı kadın portresi vardı. İnanılmaz gerçekçi bir şekilde resmedilmişti. Tabloya bakan insana gözleri dönüktü portre sahibi o yaşlı kadın ve beni inanılmaz etkilemişti. Ve bütün o Louvre boyunca gezdiğimde beni en çok etkileyen tablo oydu. Şimdi bu noktada şöyle bir durum var. Evet, biz bugün hakkı verilmemiş underrated tablolardan ve filmlerden bahsedeceğiz. Aslında bize göre, yani çok kişisel bir şey aslında bir nevi de. Bana göre o tablo, o müzenin en iyi eseriydi. Ama baktığımızda sanat tarihçilerinden ve bu işe objektif olarak bakan insan uzmanlardan belki de çok da önemli olmayan bir eser olarak bile nitelendirilebilir o tablo. Ama benim için bana hissettirdikleri açısından o müzede bulunan en önemli eser oydu. Peki neden sen, yani neden o resim hoşuna gitti? Şu nedenden dolayı diyebilir misin? Mesela gerçekçiliği, gözleri, işte ne bileyim bir şey diyebilir misin? Değil çünkü etrafında bulunan bütün tablolar çok gerçekçiydi. Dediğim gibi o Kuzey Baron, ışık gölge Detaylılığı oyunları, vardır, evet. detayları çok çok başarılıydı. Ama o kadın sanki bana bakıyormuş gibiydi, gerçekmiş gibi hissettirmişti. Ve o an bende bir duygu oluşturdu. Çok kişisel bir bağ. Belki şu an gitsem ve o tabloya baksam bir şey ifade etmeyebilir. Bir de yine Google'a yazıp tabloları araştırdığım zaman o tabloyu gördüğümde aynı hissiyatı almıyorum. Kesinlikle bir tabloya gerçek bakmak ve onu dijital ortamda görmek aynı şey değil. Onun dışında bir tane daha benim underrated, aslında underrated diyemem ama hatta belki de çok ünlü bir tablodur. Le Brun, bir kadın ressam. Kızıyla birlikte bir otoportre yapmış. Aslında dediğim gibi çok ünlü bir tablo olabilir. Ama benim yine kurduğum bağ şu. O tabloyu gördüğümde gözümden bir damla yaş geldi. Çünkü o bizim küçükken fotoğraf albümümüzün kapağında bulunan tabloydu. Ve beni o küçüklüğüme götürdü. O açıdan da yani kişisel bir bağ oluştuğunu düşünüyorum. O yüzden belki bazı insanlara hiçbir şey ifade etmeyen bir film veya tablo bize çok daha büyük anlamlar ifade edebilir. Kesinlikle öyle. Yani kişisel deneyimler çok önemli. Kızı Julie ile otoportre. Biliyorum o eseri bu arada. Yani 1786 yılında yapıyor onu. Şimdi Rokoko dönemi ressamı Elizabeth. Lebron yani Elizabeth Lebron. Paris'te doğuyor. İşte pastel boyada, pastel resimde çok usta oluyor. Ben Rokoko seminerimin içine dahil etmiştim mesela onu. Çünkü o dönem kadın ressam yok ve ben de hani böyle araştırıp illa olsun diye birkaç tane koymaya çalışıyorum. Onlu yaşlarda resim yapmaya başlıyor ve çevresindeki kadınların resimlerini yapıyor genelde. Çevresinde bu arada babasından özel ders alıyor. Babası da ressam. Ve babası ve çevresinden, babasının ressam arkadaşlarından da eğitim alıyor. 20 yaşında da bir sanat simsarı ile evleniyor. Yani işte bir ne bileyim tablo tüccarı gibi bir adamla evleniyor. Ve dönemin çok önemli bir portre ressamı. Kızının, kendisinin, önemli prenses prenseslerin, leydilerin, kraliçelerin hatta Rus çariçesinin resimlerini sık sık yapan çok hassas da bir fırçası olan böyle yumuşak tonları olan bir ressam. Böyle duyguyu size çok iyi geçirir. Bir de sen kişisel bir bağın olunca tabii ki de çok daha etkilenmişsin eserden. Peki ben genelde işte bu hakkı verilmemiş tablolar üzerine araştırma yaparken kişisel bir bağ üzerinden gidiyorum. Ama sen sanırım daha çok objektif bakıyorsun böyle bir soruya. O anlamda senin hakkı verilmediğini düşündüğün tablolar nelerdi tarihte? Tabii ben daha çok teknik olarak baktığımdan ya mesela Rönesans deyince aklımıza Leonardo da Vinci geliyor. Bu çok olağan bir şey ama ya bu dönemde aslında bir de değil. Birkaç tane sanatçı da sayabilirim ben. Ya mesela Piero della Francesca'yı sayabilirim. Bu arada bu şu anda şey yok artık. Yani bu da underrated mı diyen şu anda beni dinleyen olabilir ama inanın çok insan var. Ya mesela ben dediğim gibi 2 yıldır sadece resim anlatıyorum insanlara. Hani karşılıklı
kesinlikle yüz yüz olarak resim anlatıyorum. Ve mesela Andrea Mantegna diye bir ressam var. Ölü İsa'sını gösterdiğim zaman herkesin tepkisine bakıyorum. Herkesin gözleri büyüyor. Yani ona bakın, Andrea Mantegna'nın Ölü İsa ya da Ölü İsa'ya Ağıt diye bir resmi var. İsa'nın böyle ayaklarından başlayarak gövdesine, yani ölü bir İsa'yı dikey bir şekilde resme yerleştirmiş. Ve o kadar önünüzde yatan bir ölü İsa var ki, perspektif konusundaki en büyük çalışma o dönemde. Kısaltımlı perspektif kullanılmış. Yani insanlar şimdi tabii ki de Piero della Francesca'yı, Andrea Mantegna'yı bilerek bu yayını dinliyor olanlar olabilir, ama neden işte ya mesela Andrea Mantegna'nın Ölü İsa'sı pek çok konuda Mona Lisa'dan iyiyken onu gösterdiğim zaman "Aa bu ne?" falan diye insanlar bakıyor. Ya da mesela Salvador Dali deyince aklımıza hangi resmi gelir? Belleğin Azmi. Hatta Belleğin Azmi bile değil mi adı, yani Eriyen Saatler olarak biliyoruz ya. İşte eriyen saatler geliyor, ama mesela her Dali anlattığımda insanlara sonda başyapıt olarak gösterdiğim eser Çarmıh'taki İsa'sıdır Dali'nin. Ve herkese şu soruyu sorarım. Bu salonda daha önce bu eseri gören var mı? Abi atıyorum o gün 80 kişiysek, 100 kişiysek 3 kişi el kaldırıyor. Daha önce yani bir de düşün, çoğu insan oraya Dali severek, Dali takipçisi olarak gelen insanlar. Ben bile sanat tarihiyle uğraşmaya başladıktan çok sonra Dali'nin bu eserini beğendim. Yani böyle bir arada kalmışlık oluyor. Bunlar ya mesela neden olabilir? Glasgow Müzesi'nde çünkü Çarmıh'taki İsa. Yani hani Louvre Müzesi'nde olsaydı Louvre Müzesi o eseri çok iyi duyurmayı başarırdı. Yani hani bugün PR çalışmaları vesaire sanatta çok etkilidir. Ya bak mesela Beyoncé, Jay-Z gitti, klip çektiler ya Louvre'da 2 sene önce falan. Biliyor musun bu olayı? Bilmiyorum ama klip çektiler abi. Klip çektikten sonra klipteki tablolara tur düzenledi Louvre Müzesi. Yani Sonuçta ticaretle sanatın tarih boyunca iç içe geçtiğini biliyoruz. kesinlikle öyle. Aynı şey sinema için de geçerli. Birazdan filmlere girdiğimizde daha somut örnekler verebilirim belki. Biraz da aslında Mona Lisa'nın bu kadar popüler olmasının da yine Louvre Müzesi'ne bağlayabiliriz o anlamda. Bağlayabiliriz, Çünkü evet. oradaki insanların çok azı aslında sanatla ilgili, yani derinlemesine. Çoğu kişi Mona Lisa'yla selfie Fotoğraf. çekilmek için, evet fotoğraf çekilmek için orada. Hatta tam Mona Lisa'nın odasına girmeden önce, bulunduğu salona girmeden önce Mona Lisa'nın hangi yönde olduğunu gösteren çeşitli direktifler var ve insanlar orada fotoğraf çektiriyor. Yani önemli değil Mona Lisa'nın gerçeğine bakmak. Muhtemelen taklit koyuyor da olabilirler, değil mi? Ya öyle bir söylenti var ya, Mona Lisa yok da orada bir taklidi mi var diye. Bilmiyorum yani, hani şu anda yorum yapmak çok şey olur. Ya vardır ya da yoktur demek. Boşça konuşuruz yani. Olabilir, olmayabilir. Aslında o anlamda sanat eserlerini değerlendirirken ne kadar objektif, ne kadar subjektif olduğu da çok tartışmalı bir konu. O sanat eseriyle etkileşimimizdeki o duygusal bağ var, geçmişten yaşadıklarımızla alakalı. Onun dışında orada kullanılan bir teknik var. Biz kare seminerini yaptığımızda çağdaş sanatı konuşmuştuk ve orada şöyle bir yorumum vardı benim. Eğer benim yapabileceğim bir sanat eseri, yani fiziksel olarak benim başarabileceğim bir sanat eseri yapılıyorsa, ortada ne kadar büyük bir akıl varsa ben ona bir noktaya kadar saygı duyabiliyorum. Mona Lisa'ya bakıldığı zaman ve insanlar "Aa, işte abartılıyor" dendiğinde ben o kısmı anlayamıyorum. Çünkü ben onu çizemem. O yüzden çizen insana da saygı duyuyorum. Ama şöyle de olması gerekmez mi? Düşünen insana da saygınız. Yani onu daha önce ben düşünemediğim bir şeyi düşünen insanlara saygı duyuyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Kasimir Malevich diye bir ressamın Beyaz Zemin Üzerinde Siyah Kare diye bir eseri var. Bu adam binlerce yıllık sanat repertuarını reddediyor. Ya da mesela yeteneğinden ötürü değil de yine fikrinden dolayı takdir toplayan kim var? Hangi akım var? Kübizm. Kübizm modern sanat neyi reddeder? Bütün perspektif kurallarını, bütün akademik kuralları, figürün nasıl resmedileceğiyle ilgili bütün kuralları modern sanatçı reddeder. Modern sanatçı kimdir? Manet'ten tut da Andy Warhol'a kadar arada kalan herkes. Van Gogh, Edvard Munch. Aklına kim geliyor sen? Modern 1863'ten 1960'a kadar aklına hangi sanatçı geliyorsa bunlar bütün kuralları ihlal etmeye ve sürekli yeni arayışın içinde olan sanatçılar. Kuralları ihlal etmek başka bir şey. Benim bahsettiğim, şöyle söyleyeyim, kübizm diyorsun. Picasso kübizme giriyor, değil mi? Evet. Ben herhangi bir Picasso resmini taklit edebileceğimi düşünmüyorum yine de. Şöyle söyleyeyim, zaten hani taklit etmek değil. Yani görünür de basit. Yani hani görünür de yapılabilir, taklit edilebilir gibi duruyor ya.
Mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi senin benim yeteneğimiz yok diye yapamayacağız gibi geliyor ya. Çok yetenekli olan insanlar var. Şu an benim ressam arkadaşlarım var. Birebirini yapar Picasso'nun. Ama bunu Gerçekten. ilk Picasso'nun evet gerçekten yapabilir bu arada. Wow. Yani çok da zor bir şey değil aslında o kübik resimleri yapmak. Ve birebir yani çok büyük benzerlikte taklidini yapabilir ya da yeni bir kübik eser yapabilir. Ya yani illa taklit yapmasına gerek yok. Burada Picasso'nun fikri çok önemli. Yani mesela kübizm ne diyor? Akademik kuralları reddetmek, perspektifi reddetmekse mesela bize çok farklı bakış açıları sunuyor kübizm. Ya bir nesnenin bütün bakış açılarıyla bir yüzey üzerine aktarıldığını düşün. Sen mesela bir objeye bakıyorsun, tamam mı? Bir vazo dolu çiçeğe bakıyorsun. Ya da bir kemana baktığını düşün. Kemanı sana tek açıdan göstermiyor. Kemanın arkasını da, önünü de, başını da, en uç noktasını da, her yerini bir yüzey üzerine kübik formlarla gösteriyor. Sen tek bakış açısında kemanın arkasını da görebiliyorsun. Bu binlerce yıllık ve yüzlerce yıllık gelen perspektif kuralını inanılmaz bir zekice bir ihlaldir. Ya da bu Kasimir Malevich'in beyaz zemin üzerine siyah karesi de öyle. İşte sanat şey derler, bir şeyin yansıması, doğanın işte insan hayatının bir yansımasıdır derler. Kasimir Malevich çıkar der ki, doğada bir siyah bir kare bulamayız ya da bir kare bulamayız. Mükemmel bir kare kendi kendine doğada oluşmaz. Kare sadece bizim zihnimizdedir. O zaman ben beyaz zemin üzerinde siyah bir kare yaparak şu kareyi yaparsın değil mi mesela? Kareyi Ama ben de yaparım. tam olarak ifade etmek istediğim şey ama Bu değil mi? değil. İfade etmek istediğim şey bir adam bir tane muzu alıyor, duvara yapıştırıyor. Altına da birkaç süslü söz yazıyor ve bunu sanat eseri olarak bizim önümüze koyuyor. Ve buna da çok ciddi ekonomik değer biçiyor. Benim bahsettiğim şey o. Ya yani ben de bir duvara muzu yapıştırabilirim. Tabii ki benim belirli bir resim yeteneğim olduğunda o eski sanatçıları taklit edebilirim. Bahsettiğim tam olarak bu değil. Çok daha Anladım. basit olan. Peki şimdi duvara bir şey yapıştırsan para eder mi? Ya da altına birkaç süslü bir şey yazsan? Ben fotoğraf çekiyorum ve Los Angeles'ta bir adam var. Siyah zemin üstüne patates fotoğrafı çekiyor. Ve dünyanın en pahalı fotoğraflarından bir tanesi. Ben o fotoğrafı çekebilirim. Hatta Tamam. fotoğrafla orta seviyede ilgilenen bir insan da o fotoğrafı çekebilir. Ama işte sen çekmedin ya. Ya öyle bir şey var. Mesela Hayır, beyaz zemin ben siyah şu an gidip havuç fotoğrafı da çekebilirim Celil. Mesele çok... bunu çok iyi pazarlayamayacağım ama. Ben Los Angeles'ta oturmuyorum veya o sanat çevresinin içerisinde değilim. Kendimi pazarlamayı belki de bilmiyorum. Sadece kişisel olarak değil. Hani zaten Ya kesinlikle öyle. Sana zaten Los Angeles'ta doğmuşsun, büyümüşsün. Gidip de patates resmi çekip iyi bağlantıların varsa milyon dolara satarsın. Ya bir de yapılmamışsa daha önce satarsın. Yani biraz mutlaka da bu şey birinin var. patates fotoğrafı çekmiştir diye tahmin ediyorum. Çekmiştir. E Yani tamam. mutlaka çekmiştir. Hani biraz önce ne dedin? Adam yeni, kübizmle birlikte perspektife yeni bir bakış açısı getiriyor dedin. O adam patates çekerek neye bu bir bakış açısı getiriyor? Patatese. Her neyse Ya biraz overrate de girdik Celil. evet biz aynen Android konuşacakken biraz daha farklı bir konuya girdik. Mesela film konuşalım biraz ya. Film olarak mesela senin çok böyle Android dediğin küçümsenmiş film, arkada kalmış, gölgede kalmış, değeri hakkı verilmemiş film. Yine bu podcast öncesinde filmlere baktığım zaman şunu fark ettim. İnsanlar genel olarak neyi seviyorsa ben de onu seviyormuşum. Çok fazla. Ya şunlar var tabii ki. Özellikle Avrupa sinemasında birçok genel izleyicinin bilmediği filmler var ama o da kendi çapında ünlü filmler. Yine birkaç film seçtim ama bu filmler yine ünlü filmler ama yeterince değerinin verilmediğini düşündüğüm filmler. Bunların başında People vs. Larry Flint. İnsanlar Larry Flint'e karşı filmi var. İzlemedim mesela ben. 1996 yapımı. Aslında yönetmeni Guguk Kuşu ve Amadeus'ta Men on Moon filmlerinin yönetmeni Miloš Forman. Başrolünde Woody Harrelson oynuyor. 1996 yapımı film. İki dalda da Oscar adayı. Yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dalında da Oscar adayı oluyor. Yani bu şekilde bakıldığında aslında çok da değerinin verilmediğini söyleyemeyiz. Ama çok çok daha iyi bir film olduğunu düşünüyorum. Edward Norton oynuyor. Primal Fear filmini bilir misin? Ne film? Bir daha söyler misin? Primal Fear, ilk korku. Evet. Çok severim hatta. O filmde Edward Norton ilk defa
bir oyunculuk Evet. sergiliyor. Hatta ilk oynadığı rolle Oscar adayı oluyor. Yine Rol de seçiyor ama. evet. O filmden sonra çektiği ikinci veya üçüncü film bu arada. Edward Norton'un böyle çömez zamanlarını görüyoruz. Courtney Love var. Courtney Love kim? Kurt Cobain'in eşi. Kurt Cobain 94 yılında intihar ediyor. Bu film 95 yılında çekiyor. Bir sene sonra bu filmde rol alıyor. Çok da bir yas tuttuğunu söyleyemeyeceğiz. Ki çok özel sahneleri var. Striptiz sahneleri vesaire. Courtney Love'ı bilmiyorum tanıyor musun ama biraz da çılgın bir kadın. Yok. Pek de sevilmez. Filmin neden çok hakkının verilmediğini gelirsek, film Hustler dergisi, yani erotik bir derginin kurucusu Larry Flint'in hayatını anlatıyor. Ve muhafazakar değerlere karşı çok ciddi eleştirileri var. Biraz da çılgın bir film. O yüzden de özellikle Amerika'da yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyorum. Woody Harrelson hakkında ne düşünüyorsun? Sever misin? Yani çok değil. True Detective filmini izlemiş birin. True Detective dizisi mi, filmi mi? Dizisini. Pardon, film mi dedim? Dizisini. Ya, film dedim, aynen. Ya şöyle, True Detective'i izledim ama ben orada daha çok Matthew McConaughey, değil mi? Adı böyle okunuyor. Evet, o Rust değişik karakteri. Evet, Rust karakteri. Ben Rust karakterini çok sevsem de orada ya mesela zaten diğer cast için başkası da düşünebilirdi ama bence çok yakın arkadaş oldukları için biraz daha. Zaten Matthew McConaughey yazmış diye biliyorum. Yani yapımda parmağı olan o değil mi? Yok, senaryoda bir katkıları yok ama ortak yapımcıları ikisi. Ha, ortak yapımcılık var ve hani zaten çok yıllardır arkadaşlarmış, samimi arkadaşlarmış. Tabii bu yansıtıyor bu arada diziye. Bu arada diziyi kesinlikle izlemeyen varsa birinci sezonunu, 8 bölümlük bir sadece birinci sezonunu. Zaten hikaye de orada bitiyor. İkinci sezon başka oyuncular, başka bir konsept var, başka bir senaryo var ama birinci sezonu kesinlikle tavsiye ediyorum ben. İnanılmazdı. Onun dışında yani çok beğendiğim bir oyuncu değil. Nedense bana biraz itici geliyor. Bu kişisel bir şey. Ben de Woody Harrelson'da biraz underrated olduğunu düşünüyorum. Ciddiye alınmayacak bir yüz ifadesi var oyuncu. Evet abi. Kaba tabiri biraz yavşak bir tipi var. Evet, herhalde. Evet, bayağı öyle bir tipi var. Ve ben de yeteri kadar değer verilmediğini düşünüyorum Hollywood'da da. Ama True Detective'i o açıdan çok seviyorum. Yani dizi şimdiye kadar izlediğim en iyi dizi olduğunu düşünüyorum. Benim ama de onun dışında da Woody Harrelson'ı ciddi bir rolde görmek ve bir anlamda Woody Harrelson'ı... Sen şey izledin mi? Will Smith'in Seven Pounds'ı izledin mi? İzledim. Orada mesela bir köre oynuyordu, Ezra diye. Mesela orada hiç unutmam çünkü tek sevdiğim karakteri oradaydı. Böyle çok masum bir köre oynuyordu. Bu arada yani benim birçok filmini sevdiğim için özellikle 92 yapımı Wesley Snipes'la oynadığı White Man Can't Jump, Beyazlar Beceremez diye çevrildi sanırım. Oradaki rolünü çok severim. Bu müzik hali çok hoşuma gidiyor. Yine şey, Zombieland filmi vardı. Orada da... Ha, Zombieland'de evet, sempatik yine. Aslında dediğim gibi biraz böyle yarı komedi filmlerinde çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama People vs. Larry Flynn filmini izlemediysen tavsiye ederim. Orada da çok iyi bir oyunculuk sergiliyor. Yanlış hatırlamıyorsam tek Oscar adaylığını da o filmle kazandı. Primal Fear hakkında ne düşünüyorsun? Ben bir kere soundtrack'ine 200 defa falan dinlemişimdir. Yani çok severim. Müziğini de çok severim. Filmi de çok severim. Ben çok geç izledim bu arada. 3 yıl falan oldu. 3 yıl önce falan fark ettim. Edward Norton'un öyle bir film olduğunu daha önce bilmiyordum. Ya bir noktada underrated diyebiliriz. Çünkü ben çok film izlerim. Edward Norton'u çok severim. Bir gün böyle bende şey sıkıntısı var. Oyuncu adı yazıp hepsini izleme. Sevdiğim oyuncuların hani gelişimlerini izleme gibi bir... Mesela Tom Hardy'nin izlemediğim filmi yoktur. Branson filmini çok severim, Tom Hardy'nin. Luck filmini çok severim. Aynı şekilde Edward Norton'u yazıp baktım Primal Fear'de bir şey var. Filmi var, dedim ki ben bunu izlemedim. Bir de filmin içinde böyle ara karakter olarak benim Scarface'den yine çok sevdim. Bak yine Scarface'e geldik bir şekilde. bu hani Montana'nın arkadaşı Manny'nin falan olması böyle çok hoşuma gitmişti. Ama onun dışında senaryosu, ne çıkacağını biraz tahmin ettim aslında. Ama yine de o ikilemde kalmak, şu an çok spoiler vermemeye çalışıyorum, o yüzden böyle konuşuyorum ama ikilemde kalmak, hele ki Edward Norton'un zaten orada bayağı çok genç. Kaç yaşında bu arada biliyor musun orada? 18 falan mı? Yok, 18 değil. Yine 26 yaşlarında falan olması lazım. Bayağı 18 gibi duruyor. Ama bayağı iyi. Yani çok çok iyi bir oyunculuk orada.
Ben Şu an bayılmıştım. salladım bu arada ama ben o kadar küçük olduğunu düşünmüyorum. 18 yaş değil, 20'lerin ortasında diye hatırlıyorum. Ya en fazla bana 22-23 gibi geldi ama bilmiyorum. Ben bayağı severim yani filmi. Güzel filmdir. Şeye katılmıyorum yalnız underrated olduğuna. Çünkü şey özellikle bir dönem ATV Kanal D neredeyse böyle ayda bir yayınlıyordu filmi. Tabii ki bu 2000'lere falan denk geliyor olabilir. Hani Tamam, şöyle yapalım mı? Bizi şu an kaç kişi dinliyorsa arkadaşlar, filmin anatomisi hesabına ben izlemedim diye seni mesaja boğacağım. Ben izlemeyenler ben izlemedim yazabilir mi Kemal'e? Filmin anatomisi sayfasına. Bakalım kaç kişi yazacak sana. bu arada kendi sayfamda da paylaştığım, özellikle çeşitli storylerde paylaştığım, yine Prime of Fear'la ilgili bir soru sormuştum. Bu Edward Norton'un ilk filmiyle Oscar adayı olması ile ilgili. Yani sayfamı takip edenler Prime Ben of Fear... takip etmeyenlere de sesleniyorum. Bak, emin ol çok olacak. Ben çünkü kimle konuşsam dedim bu filmi izledin mi? Ki hepsi filmi izleyen insanlar. Yok izlemedim falan filan diyorlar. Gerçi benim çevremden de çok baz almamak lazım Evet, da. arkadaş çevreni bu konuda Değil mi? değiştirmen gerekebilir. Evet. Onun dışında şey, bak mesela böyle genç aklıma ne geldi biliyor musun? A Few Good Men. Jack Nicholson ve Tom Cruise'un oynadığı Demi Allah'ını Moore. seversen ona da underrated deme lütfen. Underrated değil. Hayır. O Ha, anlamda okey. örnek vermiyorum. Tom Cruise'un böyle gençlik olarak en sevdiğim film. Mesela herkes Top Gun falan der ya. Ben bu filme karşı benim zaafım var. Yani koca doğayan bir Jack Nicholson karşısında bile hiç ne bileyim en ufak bir süre vermeden oynuyor ya orada. Ya yani Tom Cruise zaten ama çok genç orada. Yani inanılmaz bir film ya. Ben o filmi hatırladıkça böyle açıp izleyesim geliyor. Çok çok O benim zaman mesela çok beğendiğim bir film bu. birkaç iyi adamla ilgili bir anımı anlatayım. Sinemada Tabii. gittiğim ilk film. Öyle mi? 1992 yapımı ve ben 1986 doğumluyum ve 6 yaşındayım. Ablam arkadaşlarıyla birlikte sinemaya gitmek istiyor. Annem kardeşiyle birlikte gidersen ancak sana izin verilir diyor. Biz gidiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi 6 yaşındayım ve okumayı erken sökmedim. Ve film alt yazılı. Ben oturuyorum ve bir şekilde sessiz sessiz durmaya çalışıyorum. Tabii canım da sıkkın. Uslusun bir Elimden geldiğince. de. Bir ara oldu. Ve ben zannettim ki film bitti. Çünkü ilk defa sinemaya gidiyorum ve niye ara verilsin ki diye düşünüyor olabilirim. O ara ben bir şekilde çıkmışım. Tabii ki ablam beni herhalde muhtemelen arkadaşlarıyla takılmak için bir kenara atıyor. Çok Evet. sorumlu bir, normalde sorumlu bir abladır ama en azından orada tabii ki o da yaşı küçük. Ve sonrasında ara oluyor. Ben dışarı çıkıyorum ve herkes bir anda yok oluyor. Ve ben zannediyorum ki ablam beni sinema salonu bırakıp eve döndü. Ve yürüyerek eve geri dönüyorum. O yüzden birkaç iyi adamla ilgili hiç iyi anılarım yok. Ama sonrasında izlediğimde çok benim de çok beğendiğim bir filmdir. Özellikle Jack Nicholson'ın en sondaki mahkeme sahnesinde "You can't handle the truth." Gerçekte yüzleşemezsin. Repliği çok Çok iyi, ünlüdür. çok iyi. Ben bir an şey gibi düşündüm ya. 6 yaşında filmi beğenmeyip yarıda çıktım ve işte kapıyı çaldım yani izleyecekleri filme falan dedim. Ve Filmi şey de eleştirmeye yani başlıyorsun mahkeme falan. filmi bir sürü tartışma var vesaire. Yani şöyle söyleyeyim, Türkçe olsaydı da çok anlayabileceğimi düşünmüyorum filmi. Tabii. Yani sürekli mahkeme salonunda geçen filmleri ben çok seviyorum bu arada. Böyle onu da itiraf edeyim. Yani hatta Netflix'ten böyle uzun uzun mahkeme salonlarında geçen belgeseller var. Mesela şey vardı. Korkunç Ivan diye bir belgesel vardı. Yahudi soykırımı yapmış bir adam Almanya'da yakalanıp İsrail'e teslim ediliyor ve adam diyor ki hayır ben o değilim. Ve bunun mahkemesi var 5 bölüm abi. Yani kafayı yiyerek izlemiştim. Böyle çok yabancı mahkemelere karşı bir zaafım var benim. İzleyesim geliyor böyle avukatlar falan değişik. İşte jüri var. Sanık yemin etsin falan. Seviyorum böyle Biraz önce Tom Hardy'den bahsediyordun. Filmleri şeyleri. sayarken Luck filminden bahsettin. Sanırım Evet. bu da belki değeri verilmemiş filmlerden bir tanesi olarak söyleyebiliriz. Evet bence öyle. Tom Hardy çok çok sevdiğim bir aktör benim. Yani bu arada şöyle söyleyeyim. Ben Tom Hardy'nin böyle ne Batman'le ne başka bir filmde tanıdım. Yani böyle popüler olmadan önce tanımaya başladığım bir aktördü. Ben bir tane İngiliz dizisi izledim. Şu an adını hatırlamıyorum. 8 bölümlük bir mini dizide bir bildiğin Apache oynuyordu abi. Yani Kron'un tekini oynuyordu. Böyle aşırı şiddet bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, işte böyle tecavüzcü pisliği oynuyordu. Ve o kadar iyi oynuyordu ki
Biz hatta o zamanlar ben işte 2010 falandı galiba. Ama bu arada şey tabii daha eskiydi izlediğim şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani daha da eskiden yayınlanmış bir şey bulup izlemiştim. Ve hatta ev arkadaşlarımın şeyi dedi hatırlıyorum. Bu çocuk nerede abi şu an? Ne yapıyor falan filan diye. Daha sonra Branson diye bir filmini gördüm. Orada da bir hapishanelerde gerçekten yaşamış Charles Branson adlı bir takma isimle İngiltere'de hayatı boyunca sadece adam 5 yıl dışarıda kalmış. Hayatı boyunca hapishanelerde yaşamış bir psikopatı canlandırıyordu. Yani o rolüne yine bayılmıştım ve sonra hep böyle Tom Hardy'yi izleme şeyi oldu bende ve her rolünde çok farklı olduğunu, çok iyi olduğunu gördüm. Bu Luck 2013'te çekilen bir film. Sadece arabada geçiyor. Bir yol filmi aslında, böyle bayağı dram filmi. Aslında hani puanına falan bakıyorum da şu an, puanı falan da gayet iyi, 7,1 almış ama tabii hani arabada geçmesi bakımından, böyle değişik bir film olması bakımından herhalde çok fazla şey yapılmamış yani bunun ortalıkta gezen bir film değil. Tom Hardy'nin bir tane şey film var ya böyle şimdi TikTokçuların şeyi oldu, sahnesi oldu böyle bir tane kızın arkasından Legend filminde sigara fırlatıyor falan. Yani yazık Tom Hardy yazık yani şöyle güzel filmler varken her tarafta dolaşan böyle Legend gibi filmlerde de oynuyor. Bazen ne yaptığını Venom'da falan oynadı. Ben çok utandım onun adına. Ama Luck çok iyi film tavsiye ederim. 2 milyonmuş abi bütçesi. Bir araba bir Tom Hardy'ye vermişler. Yani bir şeye vermişler, Tom Hardy'ye vermişler parayı. Bir de kullandığı arabanın benzin parasına vermişler. Başka hiçbir şey vermişler galiba. Sen anlatırken şey dikkatimi çekti. IMDb'de kaç puan verdiklerini söylemiştin? 7,1 mi? 7,1 evet. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Bir film izleyeceğin zaman tabii ki sanırım sen de IMDb'ye bakıyorsun öncesinde notlara. Yok, Kaç? öncesinde bakmıyorum. Asla bakmam. Filmin konusuna da bakmam ben bu arada. Ne anlatıyormuş film bakmam. Öyle bir huyum var. Bense tam tersi. Öncesinde elimden geldiğince bakmaya çalışırım. 7'nin altındaysa gerçekten izleme şansım çok düşük. Yani IMDb'de 7'nin altında oy verilip benim sevdiğim film sayısı 5'i geçmez. 7 Sen ile bir şey söyleyeyim mi? 7,5. 6-6 filmler var ya. 6'nın altında olan filmler var bazen. Çok iyi filmler çıkabiliyor. Ben onu anlamıyorum. Bulurum sana şu an 6 olan ve 6'nın aşağısında olan güzel olabilecek film arayacağım sana. Bunu tartışacağız sen. Tamam, okey. 7-7,5 arası izlenebilir. Hatta zaman zaman özellikle ağır akan filmse nitelikli olmasına rağmen insanlar düşük not verebiliyor. Ya yani 7-7,5 arasında çok beğendiğim filmler var. Genelde de 8 üst, 7,8 üstü başarılı oluyor. Yani 7,8 üstünde verilip benim beğenmediğim film sayısı da çok nadirdir. O yüzden IMDb'yi takip ediyorum öncesinde. Benim film zevkimle uyumlu olduğu için. Ben genel olarak genel izleyici kitlesiyle benzer şeyleri seviyorum sanırım. Sana şöyle söyleyeceğim. Ben lisedeydim. Colin Farrell'ın telefon kulübesini açtım. Ve filme dair hiçbir şey bilmiyordum. Benim işte miladım odur aslında. Bir şey izleme, yani bir şey izlemeden önce hiçbir şeye bakmama konusunda. Şimdi ben filmden herkes 10, şey 5 zevk alıyorsa ben o gün 10 zevk aldım. Çünkü neden? Çünkü ben Colin Farrell'ın saçma sapan telefonu eline alıp New York sokaklarında insanları dolandırmaya çalışması, aman abi o konserde o sanatçıyı getireceğim ben falan filan diye gezerken sıkıntıdan patlamıştım ve ben filmin CD'sine çıkartmak üzereyim. O zaman VCD'den izliyorum filmi. Filmi çıkartmak üzereyim. Yani sabrımı sınıyor film. O kadar sıkıcı bir girişi var ki belki hatırlıyorsunuz 15-20 Evet. dakika. Sonra telefon kulübesine girip o telefon çalıyor ya. Benim abi filmlere bakış açım değişti o saatten sonra. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum ve o bana ekstra bir sürpriz oldu. Ve ondan sonra ben şey yaptım. Duyuyorum mesela. Birisi şey diyor. Şu iyi film. Tamam diyorum sus. Çünkü bir şey okursam onun hakkında onu bekliyorum. Yani mesela o telefonun çalmasını bekleyeceğim. Ve beklentim yüksek olacak. Yani o telefon konuşmasında ne olduğunu düşüneceğim. Ama ben o telefonun hiç çalmayacağını bilirsem, yani çalacağını bilmezsem daha doğrusu, o beni çok filme karşı yükseltiyor, enerjim geliyor. Yani mesela yine benim yine underrated bulduğum en iyi teklif Türkçesi The Best Offer, Geoffrey Rush'ın oynadığı film. Hiçbir şey bilmeden açtım. Yani sadece Geoffrey Rush oynuyor. Gördüm, afişini gördüm. Dedim ki hadi açayım bakayım nasıl bir film falan diye.
Açtım baktım ve izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi, yani izlediğim en iyi filmlerden bir tanesi değil de izlerken en keyif aldığım filmlerden bir tanesi falan oldu. Ve herkese tavsiye ediyorum. Şu ana kadar da hiç kimseden ne biçim film tavsiye ediyorsun falan diye bir şey gelmedi. Ama Celil, sen o filmle ilgili herhangi bir bilgiye vakıf olup izleseydin de sanki severdin gibi geliyor. The Best Of'u evet severdim. Dediğin duyguyu çok iyi biliyorum. Bazen filmleri ön yargıyla veya ön yargısız izlemek sonunda aldığımız keyfi etkiliyor. Ama bazı öyle filmler var ki hangi koşulda izlersen izle o kalitesini sana bir şekilde aktarıyor. Veya tam tersi o kalitesizliğini bir şekilde aktarıyor. Zaten film izlemek için bir vakit ayırıyorsun. Yani ben bu arada şey değil, acımam. Yani baktım ilk yarısına kadar bir dayanırım. İlk yarısına kadar dayanıp mesela ikinci yarısı, hadi onu da söyleyeyim. Parazit mesela ilk yarısında ben biraz dayandım gibi oldu. Yani neden? Çünkü senin seminerine katılacaksın. Ve hani herkes o kadar şey yaptı ki ben şey dizdim. Ben gerizekalı değilim. Hani ben de zevk alabilirim bu filmi. Öyle bir tribe giriyorsun ya. Maalesef böyle bir şey var. Ya mesela bir arkadaşım bana Star Wars'tan nefret ettiğini söylemişti. Özellikle de eski serisinden saygı duyarım ve bu benden 2 yaş büyük ve o jenerasyonu yakalamış, çocukken filmleri izlemiş birisi bunu söylemişti. Yani birileri bize bir şeyleri dayatıyor gibi oluyor. Nasıl sevmezsin? Bu dizilerde, filmlerde bile var ya, hani How I Met Your Mother açıyorsun, bir Star Wars yani sevmeyen ölsün falan tarzı bir replikler yazılıyor. Her yerde hype'lanıyor. Yani bu insanların yine kötü yönde etkiliyor. Yani sevmeye bazı şeyleri zorluyoruz gibi geliyor. Parazit'i çok sevdim bu arada. Onun için söylemiyorum. Parazit'in ilk yarısını mesela ben yine film hakkında hiçbir şey bilmeden açsaydım kapatırdım muhtemelen. Ama yine bu olumlu duyduğum bu kadar şeyden sonra sonuna kadar devam ettim ve hiç pişman olmadım. Bazen Celil, filmleri böyle başlayıp kapatıyorum daha sonra. Efendim. Parazit filmin ilk yarısını nasıl sevmezsin? Ya şöyle, neden sevmezsin? Aslında bu çok iyi oldu bunu sorman. Çünkü bunu atlamıştım. Çünkü bana öyle bir anlatıldı ki. Yani benim film zevkine çok çok güvendiğim bir arkadaşım dedi ki çok kısa süre içinde hem de 1-2 ay içinde 3 kere izledim dedi. Senin zevkine zaten çok güveniyorum. Sen sürekli Parazit'i izle izle dedin. Onun dışında birkaç arkadaşım daha. Sosyal medyada herkes Parazit 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 diyor. İşte ben bunu sevmiyorum. Benim beklentim inanılmaz bir seviye çıktı. Ben Parazit'i hiçbir beklentim olmadan açsaydım izlerdim sonuna kadar. Ve hoşuma giderdi. Aa hani gidiyor film, ne güzel falan filan. Akıyor bu arada, ritmi var filmin. Ama anlatılan işte insanı biraz etkiliyor bence. O anki bulunduğumuz ruh halinin bile, bundan önce de seninle konuşmuştuk galiba. O anki bulunduğumuz ruh hali bile filmleri sevip sevmeyeceğimiz çok ciddi oranda etkiliyor. Tablolarda olduğu gibi. Sen hani hiç ben mesela bana attın sen bugün tabloyu, bunu biliyor musun? De ben bilmiyorum o tabloyu. Ve hani sen bu tablo karşısında gözyaşı döktüğünü söyledin. Ben de mesela insanların bu ne iğrenç film, bu ne kötü film falan dediği filmlere çok duygulandığımı, sevdiğimi ya da sevmediğimi biliyorum. Yani biraz değişebiliyor ama yani Parazit konusunda dediğim gibi beklentim aşırı yüksek olduğu için, yoksa ilk yarısına kötü demiyorum. İyi bakalım, öyle olsun. Açıkçası bu yorumunu ilk defa duydum. Biraz da şaşırdım. Şundan keyif aldım bu arada, ilk yarıdaki oyunculukları çok beğendim, hikayenin gidişatını çok beğendim ama nereye bağlanacağını tam olarak kestiremedim. Bu arada yine beklentiyle izledim. İlk yarısını beğenmedim derken öyle bir beğenmemezlikten bahsetmiyorum. Diyorum ki hiç bilmeseydim ve bu kadar şey olsaydı biraz erken kapatabilirdim diyorum sadece. Benim şaşırdığım kısım Parazit filmini izledikten sonra beğenmeyebilirsin. Hani film konuşuyoruz zaten. O kısım beni şaşırtmadı. Beğenmeyen insanlarla da karşılaştım. Şaşırdığım kısım ilk yarı özellikle o fakir aile, Kim ailesi, Park ailesini kandırmaya çalışırken aslında esprili ve akıcı bir hikayenin olduğunu düşünüyordum. Yani sıkıldığından dolayı yarıda kapatacak kadar filmin seni bunaltması o anlamda beni şaşırttı. Yoksa filmi sevip sevmemenle ilgili herhangi bir yorumum yok. Ya şöyle geldi bana. Biraz tabii ki de hani işte kız kardeşine, sana daha açık olayım mı? Kadının o kadar salak olması var mı insanlar hayatımızda? Gerçekten o denli salak insanlar var tabii, denk gelebilir. Ama hani ev sahibi kadının bu kadar kandırılmaya müsait olması, ya öyle diyeyim. ve hani bütün ailenin bir parazit gibi eve girip çoğalması çok göze parmak bir şey ve hoş da bir şey, kabul.
Ama işte şey numaraları bana çok geçmedi açıkçası. İç çamaşırımı arabaya bırakayım da buradan işte arabada bir şey yapıldı zannedilsin ve işte şoförü kovdurayım falan gibi. Bilmiyorum, bunlar güzel fikirler ama ya sanki ben yeteri kadar zekice ya da yaratıcı bulmadım gibi geldi bana. O Yani hani kısım, o kısımlar biraz absürt, onu kabul ediyorum ama bunu şu tablolardaki şu tartışmayla eşleştirebiliriz. Bu Rönesans'ta aslında mümkün olduğunca gerçeğe yakın tablolar yapılmak isteniyordu. Bu yoruma doğru diyebilir miyiz? Doğru, evet. Olabildiğince Ama gözümün daha gördüğü. sonrasında tabii ki birçok sanatçı geldi ama hani en bilinenlerden bir tanesi Picasso geldi, bambaşka bir şey yaptı. Yani sonuçta ille de filmlerde de gerçek hayatı birebir almak zorunda değiliz. Tabii Oradaki tabii. karakter biraz karikatüre bir karakter ama bilinçli bir şekilde yapılmış, bilinçli bir şekilde absürtleştirilmiş bir karakter. O yüzden tabii ki bazı insanlar filmde mutlak bir gerçekçilik arayabilir. Buna saygı duyuyorum. Ama en azından Parazit'teki o absürtlük açıkçası kişisel olarak benim hoşuma gitmişti. Bu arada benim de hoşuma gitti. Sadece şey diyorum, yani hani beklentimi çok o anda etrafımda duyduklarıma göre karşılamadı. Filmi ben beklentisiz açsaydım muhtemelen ha, keyifli film falan derdim. Gerçeklik aslında filmin sana sunduğu türe göre değişebiliyor. Ya mesela ben sinemaya giderken Dark Knight'tan bir gerçekçilik beklemedim. Ama Nolan gerçekçilik verdiği için beni şaşırttı. Mesela Hangover filmine gittiğimiz zaman gerçekçilik bekler miyiz? Hayır, absürt komedi izleyeceğiz. Burası çok açık. Ama sonuçta olabildiğince gerçeğe yakın yapılmaya çalışılması daha absürt ve daha komik bir durumun ortaya çıkmasını sağlıyor ya. Ben biraz ters köşe olmayı seviyorum sanırım. Yani hani Parazit filminde ne olduğunu bilmediğim bir dünya var. Ya filmin bir noktası çok gerçekçi. Hayatın çok karanlık bir kısmı anlatılıyor ama bir yandan da çok absürt bir dille anlatılıyor. Ben belki de o Korelilerin o diline hakim değilim. Çünkü Kore sineması hiç takip etmem. Ya da dizisi izlemem. Ya belki de ondan dolayı bir kopukluk oldu bir noktada ama filmi genel olarak yani bütün başından sonuna kadar ben bir daha açıp izleyeceğim dedim mesela. Çok beğendim. Madem o zaman popüler filmlerle başladık, bir de underrated kavramını, yani yanlış anlaşıldığı için hakkı verilmemiş filmlere de birkaç sayabiliriz. Benim ilk aklıma gelen Rocky ve Rambo serilerinin ilk filmleri. Şimdi Rocky filmini izledin mi, birincisini? İzledim. Şu an çok net hatırlamasam da hatırlıyorum çoğu şeyini. İlk film Oscar almış bir film. Açıkçası benim de favori filmlerimden bir tanesi. Ama daha sonrasındaki seri o kadar sulandırıldı ki üzerine bir de Rocky 4 ile birlikte bir Amerikan propagandasına dönüştü. İster istemez insanlar Rocky serisine karşı veya Rocky karakterine karşı bir küçümser bir bakış açısı geliştirdiler. Ama bu geliştirmenin sonucunda ise Rocky filminin değeri ister istemez zamanla düşmeye başladı. Yine aynı şekilde Rambo filmi için de söyleyebiliriz. İlk Rambo filmi belki de sinema tarihinin en başarılı, hem içerisinde aksiyon barındıran hem de aynı zamanda antimilitarist olan filmlerinden bir tanesi. Sonrasında diğer Rambo filmlerine bakıyorsunuz, tamamen militarist filmler. Yani ilk filmi bu kadar antimilitarist olup diğer serisinin bu kadar savaşı destekleyen, Amerikan savaş politikalarını yücelten bir forma dönüşmesi açıkçası çok çok şaşırtıcı. Sonraki Rambo'ları Raci Şaşmaz çekmiş gibi değil mi? Aynen. Bakıyorsun aslında biliyorsundur belki Rocky'nin ilk senaryosunu Sylvester Stallone yazıyor. Bir nevi Öyle mi? Bunu bilmiyordum. Yok, aslında gerçekten bilmiyordum. çok hikayesi vardır. Şey teklif ediliyor. Senaryoyu satın almak istiyorlar. Sylvester Stallone'dan. Sylvester Stallone diyor ki ben başrol oynarsam senaryoyu satarım. Ve aldığı paradan feragat ederekten bir şekilde yapımcıları kabul ettiriyor. Vay be. O anlamda aslında kalemi de kuvvetli bir oyuncu diyebiliriz. Ama sonrasındaki fiyasko gerçekten çok acı. O Yani para işte para. Yani ilk film tuttu. Hadi biz buradan yürürüz ve daha çok action olsun falan. Ya bu Godfather izleyip de Kurtlar Vadisi çekmekle aynı zihniyeti düşünüyorum. ama antimilitarist bir film olup, yani Vietnam Savaşı'ndan dönmüş, onun travmasını yaşamış ve Amerikan toplumunun onu kabul etmeyen Tabii, evet. ve sonrasında ormana kaçıp o bütün şehirle savaşan bir Rambo karakteri var.
Sonrasında Vietnam'da ve Afganistan'da, üçüncü filmleri Afganistan'da tek başına bir orduyu, üçüncü filmde özellikle Rus ordusunu tek başına neredeyse alt ediyor. Bu ilk filmden ikinci ve üçüncü filme geçiş gerçekten çok 180 derece zıt. Ya işte dediğim mantık da aynı yani hani sonuçta Baba filmi de şey anlatıyor biraz suçun ne kadar kötü olduğu aslında o dünyanın biraz karanlık tarafını anlatırken bizde çok yanlış anlaşılıp yapılıyor. Daha Amerikalılar kendi içinde herhalde böyle yanlış anlayıp Rambo'nun hani para ne kadar para getirdiğini görünce o dilin hemen onu böyle değişik bir versiyona çevirip de saçmalamak aslında bu. Bilmiyorum anlatabildim mi? Başka konuşacak çok şey var elbette ama biz daha fazla muhtemelen konuşamayacağız. Bir sonraki bölümde artık başka bir konuyla karşınızda olacağız. Siz de işte böyle çok nasıl yani küçümsediğiniz böyle arka planda kaldığını düşündüğünüz ya da filmlere bizlere yazabilirsiniz. Sanatın Tarihi hesabını yazabilirsiniz. Kemal Akçay'ın filmin anatomisi hesabını yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Var mı Kemal senin de söylemek istediğin bir şey? Sanırım bir sonraki programda da overrated yani abartılmış film ve tablolar üzerine Evet. konuşalım. Sanırım Güzel o olur. biraz daha tartışmaya açık, daha fazla malzemesi olan bir konu. Bakalım. Yine Celil'in biraz önce bahsettiği sanatın tarihi ve filmin anatomisi sayfalarına hangi konular hakkında konuşmamızı istediğinizde yine paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Teşekkürler. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.